Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, öncelikle Eylül ayının konu başlıklarına bakalım. Biliyorsunuz Eylül teraziler için önemli bir ay. 23'ünden sonra Güneş terazi burcuna geçecek. Terazilerin dönemi başlayacak. Ben de bir teraziyim. Tüm terazi burçlarımızın, Eylül'de doğan terazi burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bu ay 15 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay doğacak. 29 Eylül'de Koç Burcu'nda Dolunay var. Venüs ve Merkür retroları tamamlanıyor. Artık bu ay ileri harekete dönecekler. Jüpiter Boğa burcunda gerilemeye başlayacak ve ay boyunca Mars Terazi burcunda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar Başak burcunda ve Merkür de 15 Eylül'e kadar Başak burcunda 12. evinizde. Bu sizin için genel anlamda biraz daha geriye dönük, daha içe kapanık, hani daha yalnız başınıza kalmak istediğiniz, belki biraz inzivada olduğunuz bir süreci işaret ediyor aslında. Merkür'ün gerilemesi bilinçaltınıza yöneldiğiniz, bir şeyleri sorguladığınız, gözden geçirdiğiniz, detaylarla uğraştığınız bir dönem. Sağlık konularınız gündemde olabilir doğal olarak. Burada belki yaşamınızda iyileştirmeler yapmak, bir şeyleri tamamlamak için uğraşıyorsunuz. 15 Eylül'e kadar Merkür retro, 15'inden itibaren düzelecek artık. Merkür güçlenecek ve ayın son ikinci yarısında Başak Burcu'nda ileri hareketli olacak. Ve tam da bu alanda 15 Eylül'de Başak Burcu'nda 21 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay yeni olasılıkları gündeme getirecek. Yani yeni bir tedavi, bir sağlıkla ilgili bir belki girişiminiz olabilir. Bir terapi, bir arınma, bir diyete başlama söz konusu. Zararlı alışkanlıkları şöyle hayatından bir çıkarayım. İşte ne yararlı, ne yararsız, ne gerekli, ne gereksiz onları ayrıştırayım dönemindesiniz. Sağlıkla beraber yaşam alanlarınız, çalışma düzeniniz, iş ve mesleki konularda da bazı hazırlıklar, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkese aynı şekilde etkilemiyor biliyorsunuz yeni ay ve dolunaylar. Daha çok değişken burçlarımızı etkiliyor bu yeni ay. Özellikle 21 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. 29 Eylül'e kadar olan dönem yeni ayın gündemini öne çıkaracak. Bu süreçlerimiz devam edecek. Ve gezegeniniz Venüs 4 Eylül itibariyle Aslan Burcu'ndaki retrosunu tamamlıyor. Aslan Burcu'nda artık ileri dönecek. Ay sonuna kadar güç toplayacak. Aslan Burcu'nda olacak. 11. evinizde olacak. Venüs'ün ilerlemesi kuşkusuz sizin de enerjinizi arttıracak. Keyfiniz daha fazla yerine gelecek. Ve üstelik Aslan Burcu'nda eğlencelidir Venüs. Ve 4 Eylül'den sonra belki hayattan keyif alma, eğlenme imkanlarını daha fazla bulacaksınız. Bu sosyalleşmek için iyi bir dönem. Arkadaşlara zaman ayırmak için iyi bir dönem. Grup etkileşimleri, ertelediğiniz bazı faaliyetleri, tatil ya da seyahatler olabilir. Aşk hayatınızda, romantik konularda biraz daha bazı konuların netleşmesi mümkün ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. İşte güzellik, estetik, kişisel bakım alanlarında artık daha rahat hareket edebilirsiniz. Maddi kazançlar anlamında daha şanslı hissedebilirsiniz kendinizi Venüs'ün düzelmesiyle beraber. Ve aynı gün 4 Eylül'de bu sefer Jüpiter Boğa burcundaki retrosuna başlayacak ki bu biraz daha uzun süreli, yaklaşık 4 ay, yıl sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar Jüpiter Boğa burcunda gerileyecek. Mayıs ayından bu yana biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcunda yolculuğuna başladı. 15 dereceye kadar geldi. 15 derecede gerilemeye başlayacak. Yıl sonunda 5 dereceye kadar Jüpiter gerileyecek. 8. evinizde parasal kaynaklar, eşinizin gelirleri, yatırımlar, genel olarak finansal konularda Jüpiter'in bu dönemde sizin adınıza bazı iyileştirme imkanları ya da genişleme imkanları getirmiş olabilir ya da sorunları çözmek adına yardımcı olabilir. Jüpiter'in gerilemesi size sunduğu bazı fırsatları belki biraz daha doğru değerlendirmeniz, bunları içselleştirmeniz, sağlamlaştırmanız adına
önemli görünüyor. Manevi gelişim anlamında bir derinleşme, böyle bir ruhsallaşma anlamında da Jüpiter burada size önemli etkiler getirebilir. Farkındalığınızı da arttırabilir tabii ki. Sağlık ve şifa alanlarında da mesela önemli görünüyor Jüpiter'in bu transiti sizin adınıza sevgili teraziler. Jüpiter'in olumlu açıları da var bu ay. 4 Eylül'de Merkür'le güzel bir üçgen açı yapacak. Merkür gerilerken aynı açının benzerini Merkür düzelince 25 Eylül'de tekrarlayacak. Merkür Jüpiter üçgeni bu hani ruhsal ve bedensel anlamda şifa, arınma, terapi, farkındalık, manevi rehberlikler, yardımlaşmalar anlamında güzel bir pozisyon. Güneş Jüpiter üçgeni 8 Eylül'de olacak ki bu da gökyüzündeki en şanslı açılardan biridir. 8 Eylül artı eksi 1-2 gün tabii ki etkisi devam edecektir. Bu günler daha iyimser, daha keyifli. Hani maddi manevi destekler alabileceğimiz, yardımlar alabileceğimiz, hayatın daha rahat ilerleyebileceği zamanlar değerlendirebiliriz tabii ki. Ve Güneş 23'ünden itibaren artık burcunuzda parlamaya başlayacak. Mars burcunuzda, Mars ay boyu sizinle birlikte olacağı için genel olarak böyle bir enerjinizi aslında bir şeyleri yapmak için, hayata geçirmek için arttırabilir. Yani mücadele gücünüzü arttırabilir, inisiyatif gücünüzü arttırabilir. Ama bunun yanı sıra biraz stresli ve sabırsız olabilirsiniz dönem dönem. Yani bunu iyi kontrol etmek gerekiyor. Daha fazla böyle bir kazalara, sakarlıklara yatkınlık da olabilir Mars burcunuzdayken. Mümkün olduğunca dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Mars'ın enerjisini daha doğru alanlara, faaliyetlere yönlendirmemiz gerekiyor. 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda sizin için de önemli olan bir dolunay var. Çünkü tam karşıt burcunuzda olacak. Bu dolunay ilişki evinizi aydınlatıyor. Dolayısıyla ilişki dinamiklerinizle ilgili bir karar vermeniz, buralarda bazı dönüşümler olması söz konusu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Süregelen ilişkilerinizle ilgili bazı etkiler var ya da eşinizin hayatında partnerinizle ilgili bazı tesirler var. Onun hayatındaki gelişmeler, vereceği kararlar olabilir. Yeni teklifler alabilirsiniz. Aldığınız bazı tekliflerle ilgili değerlendirmeler yapabilirsiniz. Süregelen bir iş birliğiniz, ortaklığınız ya da evlilik gibi bir konunuz varsa, hani bunlarla ilgili alanlarda belki önemli değişimler, dönüşümler içerisindesiniz. Evet, bir evlilik kararı olabilir hayatınızda. Bir iş birliği, bir sözleşme, bir anlaşma kararı olabilir. Ya da bir şeyleri bitirme, sonlandırma gibi bir etki de olabilir. Bu tamamen hani sizin kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre değişebilir. Ayın son günlerinde ve hatta Ekim'in ilk haftası içerisinde bu dolunayın tesirleri devam edebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Terazi burcu zodyağın 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmezidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında hak, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir. Bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venüs'ün etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembelde olabilir.
Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla bulundukları ortamlarda her zaman aranılan kişiler olabilirler.